sana soruyorum kardeşim. Ama diyorsun görmüyorum bir şey değil bir şey. Yok yok bir şey yok. Bak sana anlatıyoruz, bir şeyi anlatıyoruz. Gerisini sen şey yaparsın. Tamam mı? Burası delikanlı. Gel buraya. Ver o gitmeyeceğim. Emniyet müdürüyüm ben. Yanımda değil abi. Niye takmıyorsun oğlum Türkiye'yi? Niye takmıyorsun? Neden takmıyorsun? Telefonla konuşacak. Telefonla bak ben tersle konuşuyorum. Bak ben tersle konuşuyorum ama. Ver bakayım. Yok ki yanımda. Niye kimi taşımıyorsun? Gıda sektörü desin parçayı kaldı. Emniyet müdürüyüm ben. Tamam mı? Gıda sektörü desin. Tamam. Sizin önüne bakacaksın. Aferin. Kaymakam Bey'e söyleyeceğim, siz teşekkür belgesi yapmak kalacak. Niye burası? Yavuz Bey'e. Ehliyet müdürüm ben. Siz gelir misiniz? İşte. Yalnız sigarayı şimdi attım. Kim attı? Değil mi? Güzel mi işte? Tamam. Çatı sigarasını yapar. Biliyor musun? Bilmiyor musun? Televizyonlar açıldı. Oydu, sigara içmek yasak olmuyor. Yok abi olsun, iyi iyisin. Başına mı? Yardım var mı? Ne kadar senin sadece spor yapman lazım. Koşman lazım, yürümen lazım. Ya da salonda çalışman lazım, değil mi? Faydasını söyle. Yok, faydası yok. Neydi? Reklamda çıkıyor. Ehliyet kurtar mı diyor? Evet. Tamam. Severlik bir şey yap. Kontrolü bir şey yap. Tamam mı? Tamam. Makineye bir kaldırın. Maskesini çıkartalım. Tam takıyordum. Evet, evet. Sigarayı mı attın? Yok, çok attım. Evden çıktım daha iyi düşündüm. Evet. 2 dakika çıktım. Tam dalmışım ya. Dalmış olmuyor. Hayır. 85-10 merkez. Boşta kim var mı burada? Hasan sigara içiyordu. Hasan niye sigara içiyor? He? Bu tarafta içeceğiz. Aşağıdan geliyor. Kaldırın. Maskeli kaldırın. Bak dün başladı bu yasak değil mi? Haberiniz var değil mi? Yok abi. Nasıl sigara yok? İçmek yasak mı yolda? Bakın bu caddede sigara içmek yasak. Yürürken, otururken, kalkarken, koşarken yasak. Dün açıklama yapıldı. Türkiye genelinde ana caddelerde, ana arterlerde, kalabalık olan yerlerde sigara içmek yasak. Müşteriniz yok ama takın. Müşteriniz olmadığı için ceza yazmıyoruz. Bak şeker hastasından daha risklisin. Kendi açısından daha risklisin. Allah korusun kapatsın onu. Para 9 lira mal olması böyle oluyor işte. Yani tamam. Gel arkadaşım gel. Yasaktan haberiniz yok mu? Dün çıktı yasaklar. Hiç haberim yok. Ha. Televizyon seyretmiyor musun? Yok abi ben işte çalışıyorum. Sosyal medyayı takip etmiyor musun? Buradayım abi. Ya buraya kimliğini ver. Verdim verdim. Kaç tane aldın? 3 ya da 4 tane. Niye işte televizyon seyret sosyal medyayı takip etmiyor musun? Esnafı sıkıntı yok. Kafasının önünde kenarda içebilir. Yolda yürüme. Kim diyor bunu? Zabıta müdürü söyledi. Tamam o zaman parayı zabıta müdüründen alırsın. Ama o söyledi abi. Tamam ama Hıfzı Sağ Kurulu karar öyle demiyor. Öyle dediniz esnaf. Ana arterlerde, özellikle bu caddede ve kalabalık yerlerde, otogarlarda indirim hiç haberimiz yok. Olsaydı içmezdik. Kaybedeceksiniz, kaybedeceksiniz. Dün akşamdan beri bütün ulusal kanallar, sosyal medya, yerel gazete, bakın bu arkadaşlar yerel gazeteci, yerel gazete de mi okumuyorsunuz? İşte ülkenin kanunu bilmemek suç, suçu engellemez. Kanunu bileceksiniz, yönetmeni bileceksiniz. Ve bu ana arterlerde sigara içeceksiniz. Tamam. Biraz işte önemseyiz. Ya bir haber çıkmış, İnegöl haberi çıkmış. İnegöl'de nerelerde acaba diye bakın bakalım. 28 tane caddede Sigara içmek yasak İnegöl'de. Hiçbirinizin haberi yok muydu şimdi sigara içmeye? Hiçbirinizin haberi yok. Olsa başlayacak da biz başlamıyorum. Saladın mı? 50 lira. Hiçbir şey yok. O da suç. O da suç. Kaçın var? Suç. 1774. Ama evde duruyor. Evet. Bak bu da çekme daha, çektin daha, ne çektin? Nane çektim, çektim de. Konuyu açık olduğu için ben basına bakın, dün anons ettik, biz cevayı almayın. Vatandaşın uyarı alın. İkaz bize bilgilendirecek, gündemleri almayın.